Herkese yeni bir caz tanıtımı bölümünden selam arkadaşlar. Ne haber, nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün elimizde ve masamızda yatan cihazımız Xiaomi Pad 5 arkadaşlar. Sürekli yorumlarda Android tablet incelememi istiyordunuz ve bu Android tabletin yanında Mi Pad 5'i vurguluyordunuz arkadaşlar. Kanka, videoya geçmeden önce aşağıdan video like atmayı, kanala abone olmayı, abone olduktan sonra da bildirimleri açmayı unutma. Hadi videoya geçelim. Hızlıca şurayı temizlemek istiyorum. Oo, FAMAS çok iyi abi, dur. Yanımda biri var, hemen ona basacağım. Orada zaten fight atıyorlar. Selamünaleyküm, biraz arkaladım ama. Arkalamak benim işim. Gel kanka. Şurada da biri var. Bak şimdi FAMAS'ta var ya, girin. Hiç şansı yok. İzliyor mu abi? İzle, bu senin için. Ne yapıyorsun lan orada? Lan bir daha AK çekmişsin kanka, kusura bakma. Pompalıyla bu arada bana saplasaydı ben net ölmüştüm. Niye öyle bir şey yaptın? Neyse. Dostlarım, bu arada halen kanala abone değilseniz 2 saniye zarım aşağıdan kanala abone olmayı, videoda like atmayı unutmayın. Son zamanlarda kanal gittikçe ölmeye devam ediyor arkadaşlar. Gerçekten 100.000 aboneye ramak kaldı. 100.000 abone için böyle 2 saniye ayırıp bir video like atın. Bir de kanala abone olursanız beni çok çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz dostlarım. Şöyle bu taraftan ses geldi ama yanlış duymadıysam. Hemen şöyle kendi çatıma doğru çıkmak istiyorum derken hop biri geliyor. Kanka gerçek misin? Botsun ben seni. Hop. Pencereye biri geldi abi. Bak doğru duymuşum. İyi zamanlama, mükemmel zamanlama. Hop, sol tarafım da dolu. Ne yapacağım ben? Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Buradan geçen biri olsa rahatlıkla alırım ama bu arada tablet de çok büyük arkadaşlar, rahat oynayamıyorum. 11 inçlik bir boyut olduğundan ötürü çok rahat oynadığımı söyleyemem açıkçası. Kanka seni ben, hop bomba geldi bana. Ah be gülüm. Oğlum beni bir sal lan. Beni bir sal lan. Ben biriyle fight atarken bana bulaşmayın abi. Ne var abi burada? FAMAS. Şu Scarlet'i alayım ben. Şöyle ben hafif sağdan oynayacağım arkadaşlar. Burada beklersem vakit kaybedeceğim. Ve dediğim gibi tabletin ekranı 11 inç olduğu için ve ben de ilk defa 11 inç bir tabletten PUBG Mobile oynuyorum. Açıkçası jiroskop hakimiyetiniz zaten kalmıyor arkadaşlar. Jiroskop hakimiyeti olmadığı için de çok da güzel oynayamam açıkçası ama dün bana Zoinko'nun göndermiş olduğu parmaklıklar sağ olsun, şu anda gerçekten çok güzel oynuyorum. Yani güzel oynadığımı düşünüyorum ilk izlenime göre. Selamünaleyküm. Aldım senin sesini. Kanka öyle bakarsan net gidersin yani. Bir daha öyle bakma bana. Bomba sesini duydum paşam. Gelmiyorum tut. Tut arkadaşını tut. Bak uyanık taraf görüyor musun? Nice abi, güzeldi. Cihaza dediğim gibi çok alışık olmadığım için normalde basardım ama alışık olmadığım için riske atmak istemedim. Buradan loot'umuzu da atalım. Burada bir kişi kaldı abi. Şöyle M4'e geçersek çok daha tatlı olur. Ses var. Can yok. Kanka basma. Nice. Çok güzel fight'tı be. Ellerinize sağlık. Agalar, sizlerin de gözlerine sağlık bu dakikaya kadar sıkılmadan izlediyseniz.
Şimdi dostlarım, cihazın ekranından bahsettik. Ekrana girmişken de hani 11 inçlik boyutundan bahsetmişken de şöyle ekranın diğer özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle bir iPad'e göre kıyaslama yaptığımız zaman, bir iOS cihaza göre kıyaslama yaptığımız zaman biraz dokunmatiği geç algıladığını söyleyebilirim. Hani iPad'lerde şu pik olayı daha hızlı arkadaşlar. Evet, bu cihazda da hızlı ama bir tık geri kaldığını söyleyebilirim. Biliyorsunuz ki bir sürü iPad cihazdan oynadım ve iPad mini 6'dan, kendi şahsi cihazım iPad mini 6 çok seri bu konuda. Ama bu cihaz bir tık geri kaldığını söyleyebilirim. Onun dışında dokunmatik hissiyatı olarak da iPad'ler Android'lere göre kat kat daha iyi. Ama bak şunu söylüyorum, bu cihaz kötü demiyorum arkadaşlar. Bu cihazın da dokunmatiği gerçekten çok iyi. Ama iPad'e nazaran bir tık böyle şöyle milim de olsa bir tık iPad'ler daha iyi arkadaşlar. Onun dışında ekranın diğer özelliğinden bahsetmek gerekirse, bu ekranımız bize 120 Hz ekran tazeleme oranı ile geliyor. Her uygulamada 120 FPS alabilirsiniz ama 120 FPS veren her uygulama yok arkadaşlar. Hani zaten yeni yeni bu tarz şeyler gelişiyor. Kanka o tarafta gerçek adam var. Benim burada sıkmam, böyle açıktan sıkmam çok kötü oldu. Tamam. Şu gerçek eleman nerede? Bak bu tık 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 sıkan bot da. Bana gerçek eleman lazım abi. Ve çok açıktayım şu an. Silah sesini duydu. Yüksek ihtimalle bu tarafa doğru gelecek ama. Şimdi bu cihazla ilgili çok fazla söylenilen bir yalan var. İşte YouTube'a girdiğiniz zaman bu cihazla ilgili çok fazla yalan göreceksiniz arkadaşlar. Bu dediğim yalan da ne? Bu cihazda işte 90 FPS var. İşte bu cihaz işte sabit 90 FPS veriyor falanlı filanlı. Bu tarz çok fazla video göreceksiniz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu cihaz saf orijinal haliyle geldiği zaman 90 FPS hiçbir şekilde yok. Yani mesela bakın şöyle ayarları girdiğim zaman. Bak abi ayarları giriyorum. Ve ayarları girdiğim zaman hiçbir şekilde 90 FPS yok arkadaşlar. Bunun sebebi de şu. Yani optimizasyonu sağlanmamış arkadaşlar. Hani evet 90 FPS'i verebilecek güçte bir tablet. Ama optimizasyonu sağlanmadığı için 60 FPS veriyor. Ama bazı uyanıklar Android tablet olduğu için ne yapıyor biliyor musun abi? Gidiyor GeForce Now'u veya bir config indiriyorlar. 90 FPS config indiriyorlar. Ayarlardan 90 FPS kilidini açıyorlar. Sonra da insanları kandırıyorlar arkadaşlar. Dediğim gibi orijinal haliyle, saf haliyle bu cihazda 90 FPS yok arkadaşlar. Yavuz, bir daha öyle yatma kanka. Şimdi orada sıkan Yavuz değildi, başka biriydi. Çünkü Yavuz sıktığında da ateş etmeye devam ediyordu. Yavuz yılanladığında da ateş etmeye devam ediyordu. Şimdi biraz o tarafa doğru yöneleceğim. Asıl soru şu, nereye sıkıyordu? 90 FPS konusunda da açıklık getirdiğimize göre, yani bu cihazda 90 FPS orijinal haliyle 90 FPS olmadığını da kanıtladığımıza göre arkadaşlar, diğer bir olayımıza geçebiliriz. Batarya kısmına gelmek istiyorum. Bataryası acayip iyi abi. 8720 mAh'lik bir bataryası geliyor arkadaşlar. Bu da size çok çok iyi yetecek. Evet, ekran boyutu yüksek ve bunun içinde... Aha dur. Ses mi aldım? Yo. Lan adama da çok güzel eğim almıştım be. Ben seni var ya. Seni patates edeceğim oğlum, izle. Evet, böylelikle spray testini de yapmış olduk. Bunun sebebi tabii ki benim arkadaşlar. Yoksa çok güzel spray atılıyor tabletlerden. Gel gel. Lan dur dur dur, sıkamadım dur harbi. Ha. Tamam. Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ben onu anlamadım hala. Ekran boyutu da büyük olduğundan ötürü arkadaşlar bataryası da büyük oluyor. Çünkü anca yeter hani bu ekranı doyurmaya. Anca bu kadar batarya yeter. Onun dışında donanıma geldiğimizde de arkadaşlar, içerisindeki işlemciyi ben biraz güçsüz buldum. Hani Snapdragon 860 bulunuyor. Evet, güzel bir işlemci hani, ama bir tık düşük kaldığını söyleyebilirim. Mesela şu anda bu cihazın fiyatı 8300 ile 9000 lira arasında değişmekte. Yani bu ne demek oluyor abi? Mini 6 ile hemen hemen aynı fiyatta. Ama Mini 6'nın içerisindeki işlemci çok sağlam abi. iPhone 13 Pro Max'in içerisindeki işlemci. Yani böyle baktığımız zaman işlemcisi bir tık, hatta bir tık değil de iki tık
kötü olduğunu söyleyebilirim. Kanka dur. Tamam. Diğer eleman nerede? Bitti mi? Bu kadar mı? Güzel abi. 15 kill ile maçı tamamladık ve cihaz hakkında elimden geldiğince tüm özellikleri bahsettim. Ve cihaz gerçekten çok büyük. Şu an bunu buraya masaya, aparata sabitledim arkadaşlar. Bu cihazın fiyatına geldiğimiz zaman 8300 ile 9000 lira arasında değişmekte. Fakat bu tarz cihazların yurt dışı ikinci el olarak geçiyor ama sıfır aslında. Kutulu şekilde ürünlerini de bulabilirsiniz daha ucuza. Zaten tabletlerde kayıt muhabbeti de olmuyor arkadaşlar. Hani telefonlarda sim karttan ötürü kayıt yaptırmak zorundasınız. Ama tabletlerde öyle bir durum olmadığı için yurt dışı ürünlerini almak daha mantıklı. Yurt dışı aldığınız zaman evet ürünün fiyatı düşüyor. Her neyse dostlarım, bu videoda bu kadardı. Daha fazla bu tarz videolar için aşağıdan video like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bu cihazla ilgili hangi testleri yapmamı istiyorsanız, farklı oyunlar olur, farklı haritalar olur, kalabalık yerlere atlamalar olur, mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve kafanızda almayı düşündüğünüz fiyat performans cihazları da varsa onları da yorumlarda belirtin ki ben de elime ulaşabilecek cihazlara ulaşayım ve onları sizler için YouTube kanalımda paylaşayım dostlarım. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Başka videolarda görüşmek üzere.